olmayan değerlendirmeler, analizler, makaleler burada bulmak mümkün. Bunun dışında direkt tüm ev kullanıcılarını hedef alan yeni bir sayfamız var. Bilgimi koruyorum. www.bilgimikoruyorum.org.tr. Bu web sayfasında da amacımız şu, işte bu sosyal mühendislik olsun, diğer virüs gibi, projen gibi tehditler olsun, işte bu yenileme sayfaları olsun, işte ADSL modelinin şifresinin yanlış konulup ya da konulmayıp başkalarının sizin hesabınıza girmesi, bu tür konuları, bir ev kullanıcısının maruz kalabilecek konuları derledik, bunları buraya yazdık. Bunlar da alması gereken önlemler nelerdir? Burada karikatürler, küçük animasyonlar, yani bir ortaokul, işte ilk öğretim öğrencisinin de anlayabileceği, öyle 50-60 yaşındaki bir bilgisayar kullanıcısının da anlayabileceği seviyede olmasına dikkat ettik. Bunu pedagojik altyapısının da olması için Bilkent Üniversitesi'nden bir hocamızla çalıştık bu altyapıyı oluştururken. Yani bunu da direkt ev kullanıcılarının hizmetine sunulmuş bir sayfa. Kurum bilgi güvenliği için önerilere baktığımızda da en önemli noktalardan bir tanesi risk analizi yapılması. Yani kafamıza göre, ya bizim burada şöyle bir olay oldu, interneti kapatalım, böyle bir olay oldu, USB'yi kapatalım, şöyle bir olay oldu, şunu açalım, bunu şöyle yapalım. Bunları böyle kafadan değil de bir risk analizi çerçevesinde. Bizim varlıklarımız ne bunlar? Bunlar ne tür tehditlere maruz kalabilir? Bunlar. O zaman bu tehditlerden korumak için benim almam gereken önlemler neler? Bunları bir çıkartırız. Fayda maliyet kurtarıyor mu? Yani bunun maliyeti şu kadar, 1000 dolarlık bilgisayar içindeki veri de atıyorum, verinin de yaklaşık 5000 dolarlık değerinde de veri var. 10.000 dolarlık da koruma şeyi harcamaya gerek yok buna. Bu işte bir risk analizi sonucunda belli edilmeli. Veri sınıflandırması çok önemli. Tasnif dışı, hizmete özel, özel gizli gibi. Bunların da gerçekten hani düzgün bir standartın olması, uygulanıyor olması gerekiyor. Kurumda periyodik olarak güvenlik testleri yapılmalı ve mümkünse kurum dışından üçüncü bir göz bakarak yapmalı. Antivirüs yazılımlar, güvenlik dolayı gibi yazılımlar tesis edilmeli temel yazılımlar ve bunlar düzgün konfigüre edilmeli. Yani bazı kurumlarda yaptığımız testlerde şunu gördük, güvenlik duvarı alınmış, hem de iyi bir marka, iyi de para verilmiş. Güvenlik duvarı kural bazlı çalışır. Bir içeriden dışarı ya da dışarıdan içeriye bir paket geldiği zaman bakar kural tablosu. İlk kural ne? Dışarıdan gelen trafik içeriden Ahmet'in bilgisayarına geliyorsa izin ver. Bakar bu kurallar alakası var mı bilmiyorum. İkinci kurala bakar, üçüncü kurala. Yani şuna izin ver, buna izin ver, buna izin ver, buna izin ver. Son kural da şudur. Bunun dışındakilerin hepsini blokla. O üstteki sırayla gittiğinde bir tanesine denk gelirse girer içeriye. Gelmezse bloklanır. Şimdi ilk kurala şunu yazmışlar. Gelene geçene izin ver. Altta da başka kurallar duyuyor. İlk kural ona bakıyor zaten. İzin verir. Sorduk bu niye böyle? Yani diyor ki ya biz onu diyor geçici olarak koyduk diyor. Sistemi devreye aldık diyor. Bazı bizim programlar çalışmadı içerideki diyor. Onların hangi porttan çalıştığını tespit edip eklemek için mesela. Şu bilgisayara şu portuna izin verdiği eklemek için diyor. Bunu geçici olarak koyduk. Ne zaman koyduğunuz geçici olarak? 2 yıl önce. Çalışsın diye konulmuş. Ondan sonra bir daha değiştirilmemiş. Şimdi bu yazık yani. O kadar yatırım da bu şey gitmiş. Yani mükemmel bir kapı yaptırmışsınız eve ama sonuna kadar açmışsınız. Hiçbir farkı yok. Bunları almak, tedarik etmek kadar düzgün kullanmak da önemli. Çöpe atılması gereken dokümanlar kırpıcıdan geçirilebilir. Şifre korumalı ekran koruyucu. Mesela kullanıcı masasına kalkarken ekran koruyucuyu devreye almalı. Ctrl Alt'ta Enter'a basınca da olur. Windows tuşu ve L tuşuna basınca da bile ekranı kilitlersiniz. Şimdi tabii bunu yapmıyorsa kullanıcı, sistem yapabilir, 10 dakika, 5 dakika etkileşim olmuyorsa şifre kodunu, ekran koruyucu otomatik devreye girebilir. Temiz masa, temiz ekran politikası olmalı. Ekranları kapalı, masalar temiz olmalı ilgili kişi başında yokken. İşten ayrılan çalışanların uyması gerektiği prosedürler hazırlanabilir. Birçok kurumda işten ayrılan personelin hesapları kapatılmıyor, ne yazık ki. Kuruma ziyaretçi olarak gelen kişilerden kimlik alınabilir, kurum içerisinden bir çalışan bu kişiye refakat edebilir. Sonuç olarak tehlikeli hiç ummadığımız bir anda, hiç ummadığımız bir yerden gelebilir. Tanımadığımız kişilerden isteklere karşı temkinli davranmalıyız, kaynağını emin olduktan sonra iletişime geçmeliyiz. Özel bilgilerimizi de kimseyle paylaşmamalıyız. Sistem yöneticisi, yan masada oturan mesai arkadaşımız, hatta yöneticilerimiz de. Kimle ne paylaşıyoruz bu konuda çok dikkatli olmalıyız. İşte biraz paylaşımcılık yönümüz fazla.
Sıkıntımız da o bizim esasında. Yani yolda bile otobüste teyze denk geliyor yanımıza. Hayat hikayesini dinliyoruz. Çocuğu ne iş yapıyormuş, oradan mıymış, bilmem ne miymiş. Hani biraz bilinçli olmak lazım bu konuda. Kurumdaki tüm personel, periyotik olarak bilgi güvenliği, bilinçlendirme eğitimleri verilmeli. En önemli atılması gereken şeylerden birisi şu. Yani dediğim gibi mesela bizim hazırladığımız eğitim, her kurum kendisi hazırlayabilir. 2 saatlik bir eğitim. 2 saat. Kurum çalışanı atıyorum 400 kişi ise, 100 kişilik bir salonları varsa 4 seans, 8 saatte bitiyor. Ama bir sene boyunca o insanlar o bilinçle giderler yani. Yılda bir, 6 ayda bir tekrar toparlanma ihtiyaç oluyor. Evet. Sunumumu burada tamamladık. Sorularınız, eklemek istediğiniz, önerileriniz varsa buyurun. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Sonunuzda dikkatimi çeken bir şey var. Verdiğiniz istatistiklerde neler var? 2007-2010 arasında. Evet. Bir Amerikan kaynaklı referanslar. Sebebi de neden Amerikan kaynaklı referans kullandınız? Yani acaba Türkiye'deki durum nasıl? Aslında bizim en büyük sıkıntımız şu, Türkiye'de niye hani böyle şeyler yok? Mesela hani Türkiye işte en çok virüs bulunduran bilgisayarlar sırasında nereye bakıyoruz? Ya Symantec raporuna bakıyoruz, ya Microsoft raporuna bakıyoruz. Çünkü bizde böyle bir altyapı yok yani. Bunların verisi, herkesin verisi kendisinde. Herkesin bu tür saldırılarla ilgili olay verisinin bulunduğu ortak bir yer yok. Ortak raporlama olayı yok. Bunu biraz yapmaya çalıştık insanlar raporlasın diye ama genelde bizde yaşanan olayların üstü örtüldüğü için bu şekilde bir veriye elde edemedik ne yazık ki. Yani mesela kurumlara soruyoruz, yaşadığınız bir bilgi güvenliği olayı var mı son bir yılda yaşadığınız? Bizim yok diyor. Yok mu? Yani olmaması mümkün değil. Buyurun. Bir soru da ben sorayım. Şimdi öyle bir çağa geldik ki yani inanılmaz sayıda şifremiz var. Şimdi insanların yaşadığı problemlerden bir tanesi de yani bu kadar şifreyi yani hafızada tutsanız, idari hafızada tutmanız ama hatırlamanız mümkün değil. Öyle bir noktaya geldik ki adamın 4 tane bankada hesap var, 4 tane banka hesabı var. Kurumda 5 tane ayrı sistem var, 5 tane farklı şifre yoğurtacak. İşte sosyal ağlar çıktı, Facebook şifresi var, Twitter şifresi var, bilmem ne şifresi var, bankamatik şifresi var, cep telefonu sim kartı şifresi var. Yani bilmiyorum şimdi süper. Yani, çok güzel bir noktaya değineceğiz. Yani bir şifre database'ine ihtiyacımız var. Evet. Şimdi mesela bir bu soruluyor. Ondan sonra da bu şifrelerimizi tutulan şifre tutma programları var. Onlara güvenebiliriz diye. Devamında böyle bir soru geliyor. Ben o programların hiçbirine güvenmem. Ben insanların şifresini elde etmek istesem zaten o şifre tutma programlarını yaygınlaştırırım etrafta. Her şifrelerini yazsınlar da onu alıyorum. Ücretsiz dağıtırım. Evet, ücretsiz dağıtırım yani. O metin en güvenilmesi bence o. Bu bir. İki. Metin yazın diyorlar hocam. Evet. Kafanızda bir metin yazın. Şimdi bizim kullanıcı bilinçlendirme eğitimi var ya. O eğitimde şifre bahsinde söylediğimiz şeyler şu. Bir. Şifreniz karmaşık olsun. İçinde nokta, virgül, et işareti, bilmem gibi bir şeyler olsun. İki. Büyük harf olsun. Küçük harf olsun. Özel isim olmasın. Yani hani direkt senin ismin, doğum tarihin bilmem ne. Şimdi bunlar olmasın diyoruz. Bir. Bunu koy. En az 8 karakterli olsun. Bunu bir koyduk. İki, kullandığın her sistemde ayrı bir şifre kullan diyoruz. Üç, bunları kimseyle paylaşma diyoruz. Dört, bunları periyodik olarak değiştir diyoruz. Yani bunlar 3 ayda bir, 6 ayda bir değiştir. Şimdi ben bunu yapınca, açıkçası bunu ben bu yaşta aklımda tutamıyorum. Biraz daha yaş geçtikten sonra ne yaparım hiç bilmiyorum. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bunun bir çözümü de söylüyoruz. Yani bunu sadece söylemiyoruz. Çözümü de şu. Şimdi işte A3-7-2.B18 falan böyle bir şifreyi aklımızda tutamaz. Doğru mu? Şunu aklımızda tutabilir miyiz? Sevdiğimiz bir şarkı sözü, sevdiğimiz bir dize mesela, bir şiirden bir dize. Mesela bunu aklımızda tutabiliriz değil mi? Mantık kurarak yani. Evet, mantık kurarak. Bakın mesela şunu unutmayız değil mi? Mesela 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Bu aklımızda kalır, doğru mu? Şimdi ben bununla bir şifre oluşturayım o zaman kendime, bakın. O şifreyi aklıma tutamam ama bunu aklıma tutarım. 10 yıl diyor ya, onu 10 olarak yazarım. Yıl diyor, yılın y'sini alıyorum, hepsinin baş harfini. İlk harf olduğu için büyük harfle yazarım, yılda. 10 milyon genç dediği için tekrar bir 10 var. Gencin g'si var.
Y var işte yarattık. Her yaştan H'si, yaştan Y'si nokta. Şimdi büyük harf var, küçük harf var, şu var, bu var. Şimdi böyle yaptığımız zaman aklımızda tutabiliriz. Bu birinci metot. Bir ikincisi dediğimiz şeyler var işte şifre hiçbir yerine yazmayın diyorduk. Şimdi yazmayını da bilelim. O zaman ne yapacağız biz? Aslında yazabiliriz ama nasıl yazarız? Şifreyi de şifreli yazarız. Mesela öyle bir yazarız ki bizim tüm hesaplarımızla ilgili şifreleri bir kağıda yazarız. Kağıda yazdıktan sonra ama şöyledir. Kağıt alan biri gidip o şifreyi denediğinde giremez. Mesela şifrenin içindeki 8 karakterdeyse ilk 4'te son 4 yer değiştirebilir. Onu sadece siz bileceksiniz yani. Hani o kağıda bakınca siz kendi şifrenizi direkt söyleyebilirsiniz ama anlatabilirim. Hani şifrenizi şifreli tutabilirsiniz. Böyle bir kağıda bu şekilde yazılabilir. Dediğim gibi password değil de Amerikalılar diyorlar yani password diye bir şey kullanamaz. Passphrase. Yani passphrase. Yani bu tür passphrase'ler üretip bunları kullanmak bunun önerilen yöntemler olabilir. Ben başka bir öneride bulunayım. Uzun yıllardır sorun yaşadığınız için kendi yöntemimi söyleyeyim. Biraz önce söylediğiniz şiir yöntemi biraz zor geldi bana. Neden? Çünkü hangi şeyler sistemde hangi şiirin mısralarını tutmuşsunuz bu defa da onu hatırlamanız lazım. Ama gittiğiniz yere benim şu anda herhalde en az 150 yerde şifrem vardır. Hiçbirini de hatırlamak zorunda kalmam. Çünkü belli bir metodoloji geliştirmişimdir. İçerisinde nokta da vardır, işte sayı da vardır. Ama o gittiğin yerin adı da vardır. Metodoloji beraber görmüşsün. Bunu yaparsanız kendinize bulunduğunuz mesela sistem, öğrencilere bilgi sistemi ya da TÜBİTAK Bilgem. Bilgem'den ben bir hesap alsaydım, işte TÜBİTAK Bilgem için üreteceğim şifre bellidir. Özellikle içerisinde yıl da koymaya çalışırım. Genellikle. Yani yıla ait birazdan gelmem. Ama şimdi birazdan ismini vereceğim. Aslında bunun çözümü aslında bu tür şeyler. Kendimize dediğim gibi metot bulmak. O metot bize has olacak. Metodumuzu paylaşmayacağız. Aynen. Ya yani olay olsun. Mesela dediğim gibi kağıda yazmak bile kağıda açık yazmıyorsanız bir metoda göre değiştirip yazıyorsanız olur. Yok hocam. Hiç unutmuyorsunuz. Mesela bir harfini sayılarla yazıyorsunuz. E harfini şöyle yazabilirsin. Yani evet. A harfi yerine et işareti koyabilirsiniz. Mesela bir şey yazarsınız. Mesela atıyorum benim adım Ünal yazarsınız. İ yerine 1 yazarsınız. İşte E yerine 3 gibi. E yerine 3 gibi. Yani o tür değişiklikler olabilir. Hani bunları çeşitli bu şekilde metotlar var. Ama dediğim gibi yani ben de basitlerinden birisi bir kağıda değiştirerek yazabilirsiniz. Ama ben şifre tutma programlarını kesinlikle tavsiye etmem. Yani ben kim olduğu belli değil. Yani belli olsa yine tavsiye ederim. Ben tüm kasaların anahtarını götürüp bir yere bırakmam lazım. Ama niye o programlara şifreleri açık yazdığınızı kabul ediyorsunuz? Onlar da şifreleri yazarsınız. O zaman problem yok. Kağıttan farklı olmuyor. Evet. Evet. Yani kağıttan belki değiştirerek yazmıştım. Belki bir otomatik ortam yani cep telefonu falan gibi bir şey bulursa kağıt yerine alabiliyoruz. Kesinlikle. Başka soru? Buyurun. Mesela en büyük yaptığımız belki de hatalardan bir tanesi şu. Diyelim ki elektronik ortamda EFT yapıyorsunuz. Ben bunun dekontunu varsayalım ki Yahoo gibi, Gmail gibi falan filan şey ortamında, mail ortamında saklıyorsun. Evet. Zaten burada kendinizden mali konuda bir sürü açığı vermiş oluyorsunuz. Yani mesela bunun da ciddi anlamda bir risk oluşturduğunu değerlendiriyorum. Bu aslında biraz ulusal bazda da bir sıkıntı. Yani şöyle... Kesinlikle. Yani esasında en büyük eksiklerimizden bir tanesi böyle Gmail gibi, Hotmail gibi, Yahoo gibi milli bir mail sistemimizin olmaması. Şimdi yaşanmış bir iki, yani bizzat duyduğum yaşadığım olay anlatayım. Önemli bir kamu kurumunda önemli bir de rolde çalışan bir kişiden duydum. Biz dedi, belli dönemlerde dedi, yurt içinde göreve gidiyoruz dedi. Göreve gittiğimiz yerlerde de dedi, işte raporlar, değerlendirme sonuç raporları falan yazıyoruz dedi. Ya dedi şimdi bu raporlara dedi ben hem erişmek istiyorum dedi. İş yerinde yazdıklarıma gittiğim yerde yazdıklarıma iş yerinden dedi. Ben o yüzden dedi Google Docs üzerinde yazıyorum dedi tüm raporlarımı. Çünkü dedi bizim kurumun bilgi sistemi çöküyor ama o çökmüyor dedi. Şimdi süreklilik var. Süreklilik var. Güvenlik. Evet. Güvenliğin hiçbir tarafı daha az riskli olan bir yere almış. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman işte bir
Siz insanlara çözüm sunmazsanız, insanlar kendi çözümlerini bulurlar. Evet. Yani ben o kişiye de kızamıyorum yani. Hani böyle yani tamam yaptı kesinlikle yanlış ama o da diyor diğer türlü hiç yapamayacaktım diyor bu anacık. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. İnsanların en gizli bilgisi anne kızlık soyadıdır. Facebook'a girin bakın dayım diye belirtilen kaç kişi olacaksınız? Evet. Dayısının soyadı, annesinin kızlık soyadı. Birçok yerde de... Bir konuyu bile maalesef... Yani şöyle, ülke bazında da baktığımızda aslında biz çok büyük kaynakları ortalığa saçtık. Key ödemelerinde 8 milyon mu da 16 milyon mu vatandaşı... TC kimlik numarasını direkt isim, soy ismi yapmak bu. Sorular aslında hastaneye gidiyorsunuz, soruyor. Hastaneye gidiyorsunuz. Ya şu nüfus cüzdanını, yani mesela şu nüfus cüzdanının fotokopisini şeylere vermek kadar, yani beni sinir eden bir olay yoktur. Otellere falan filan vermek kadar. Ya tamam gördün, geçiyorum ya fotokopisini niye alıyorsun? Çünkü bir tane yeni kartı varmış bugün gazete yazıyordu. Evet. Bulacağız herhalde. Dün müydü bu gün? Evet, akıllı kart herhalde yaygınlaşmaya başlayacak. Orada da kartı okuyacağını otele koyacak, kartımızı okutacağız, bütün bilgimizi okuyacak. İşte orada bütün bilgi okutmaz. Orada bütün bilgi okutmaz. Orada şey var, her okuma yerinde yani herkes yetkilendirdiği bir kısım görüyor. Şimdi nüfus cüzdanının sadece isim kısmını gör diye bir şey olmadığı için cüzdandaki her şeyi alıyor da. Bu sadece mesela atıyorum hastaneye gidince oradaki 4 kalem bilgiyi görecek. Postaneye gidince 2 kalemi görecek falan gibi yani hani yani öyle bir ayarlama var. Kurumsal bazda, evet, kurumsal bazda yetkilendirme var. Herkes her kısmını görmeyecek. Evet, o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyleyse biz de bu güzel sunum ve katkıları için Sayın Ünal Tatar'a huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kendisine katılım belgesini ve hediyesini takdim ettik bizlere. Hem Ankara Şubesi Denetleme Kurulu eski üyesi ve aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sayın İbrahim Aksöz'ün huzurlarınıza kürsel alalım. Çok teşekkür ederim. Yani benim gazetelere yollayalım dediler, dedim yollamayın. Aynı yapsaydım.